Böyle konuşuyoruz. Değişen bir şey olur mu? Başka parametreler var mı? Esin Hanım, hoş geldiniz. Her şeyden önce geçmiş olsun. Büyük bir trajedi yaşadık. Ekin Hanım, büyük bir üzüntü yaşadık. Ben de uçaktaydım ve havalimanına inemedim. Yani dehşetin ne demek olduğunu, korkunun ne demek olduğunu hepimiz hissettik. Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim. Ama piyasalarda da teröre rağmen ayakta kalma, direnç gösterme ve teröre yenilmeme havasını ben seziyorum. Ne dersiniz? Evet, merhabalar. Öncelikle tüm ulusumuzun başı sağ olsun diyerek başlamak istiyorum. İnanın çok üzgün ve endişeliyiz. Gündemimizden hiç eksilmeyen bir olgu oldu artık terör ve bu bence gerçekten içinde bulunduğumuz durumu çok net bir şekilde özetliyor. Dediğiniz gibi piyasalar pek fiyatlamıyor. Piyasalar genelde böyle bünyevi şeyleri fiyatlamaz. Ne Soma faciasından sonra ne yaşadığımız son 2 sene içerisinde yaşadığımız terör olaylarından sonra hiçbirinde biz piyasa üzerinde negatif bir şey görmedik. Piyasalar pek böyle şeylere bakmıyor. Biz üzüntümüzü genelde içimizde yaşıyoruz. Yurt içi çok iyi. Dolar düşüyor 89'da altında. Borsa yükseliyor. Dünya piyasaları çok iyimser. Bizim içimiz kan ağlarken biraz yeşil bir tablo var önümüzde. Bugün dış ticaret verisi de geldi. Dış ticaret verisine evet. Göre Türkiye'nin ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %10'a yakın, %9 artmış da gözüküyor. Bunlar önemli şeyler evet. Tabii. Evet, şundan da bahsedeyim. Bugün portföy hareketliliğini de gördük. Merkez Bankası tarafından her perşembe açıklanan bir verimiz var. İzleyiciler de takip edebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinden yurt içerisine giren yabancı parayı gösterir. Yani sıcak parayı. Burada da güzel bir yükseliş var. Bono tarafına biraz para girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kısa süreli iyi bir seyir var önümüzde. Tabii bunda Brexit sonrası yaşanan o panik satışının biraz durulması çok çok büyük etkili oldu. Biz geçtiğimiz cuma gün üçlü seviyeleri test ettik dolar Türk lirasında. Dediğiniz gibi karar sürprizdi hakikaten. Biz de beklemiyorduk. Ama dolardaki yükseliş çok da sürpriz oldu diyemeyeceğim. Biraz geri çekilme var. Bu hem Brexit sonrası panik havasının dağılmasıyla ilgili hem de biraz dış politikamızı iyileştirmemiz, işte İsrail ve Rusya ile olan kırgınlığımızın diyeyim bitmiş olması da biraz yurt içi piyasalara iyi yansıyor hakikaten. Ancak bizim ülke olarak yadsıyamayacağımız belirli gerçekler var. Terör gibi, jeopolitik riskler gibi. Dolayısıyla bu iyimser hava umarız ki kalıcı olur ama ben buradan izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Bizim Merkez Bankamız biliyorsunuz faiz indirim sürecinde Mart ayından bu yana. Ancak 100 bas puanlık faiz indiriminin yapıldığı dönemde bankaların maliyetlerinin azalması, yani bu faiz indiriminin kredi ve mevduat faizlerine yansıması ve tüketim artırması için bankaların maliyetlerinin de aynı oranda düşmesi lazım. Ancak batık kredi oranı 100 bas puanlık faiz indirilen dönemde 1 puan artmış durumda. Yani bu bankalara maliyet olarak çok fazla yansımıyor. Çok iyi bir geri dönüş olarak dönmüyor. Dolayısıyla büyüme üzerinde faiz indirimlerinin çok net bir etkisini göremeyebiliriz, bu bir. İkincisi, cari açık üzerindeki düşüşün ve enflasyondaki geri çekilmenin hem baz etkisinin bitiyor olması hem de kurun belirli seviyelerde artık stabilize olmuş olması nedeniyle çok uzun süre kalıcı olamayacağını düşünüyoruz. Bu aydan itibaren hem enflasyon kanadında hem cari açık kanadındaki olumlu gidişatın bir miktar bozulmaya başlayabileceğini görüyoruz. Biz bu iki noktayı alıp genel resme baktığımızda da evet, şu anda güzel bir bahar havası var, içimiz kan ağlıyor olsa da, ancak buna çok fazla uzun vadeli bağımlı kalmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Size geçtiğimiz hafta da söylemiştim. İngiltere'nin kalması bekleniyor ancak dolardaki düşüş çok çok kalıcı değil. Yatırımcılarımızın alım fırsatlarını değerlendirmesi gerekiyor diye. Dolar son 3 yılda %65'in üzerinde getirileceğim. Dolayısıyla düşüşlerin kalıcı olmasını sağlayacak temel ekonomik bir zemin yok. Bunun altını çizmek isterim. İzleyicilerimiz ve yatırımcılarımız bu konuda tetikte olurlarsa faydalı olur diye düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? O kadar çok yani Ekin Hanım, baktığım zaman o kadar çok bıçak sırtı konu var ki, yani evet doğru, hani merkez bankalarının dünyaya katkı sağladığını görüyoruz. Brexit sonrası meraklanmayın biz sizin arkanızdayız dediğini görüyoruz. Bütün bunlar da hani olumlu bir hava yansıttı ama içeride durum biraz farklı. Şimdi mesela rakamlara bakıyorum. En fazla ihracatımızı yaptığımız ülke İngiltere ve İngiltere'nin bundan sonrası için nasıl evrileceğini hiç kimse bilmiyor. Bir nokta daha var, onun için yorumunuzu alacağım. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,3.
Yani bizim asıl büyümemizi sağlayacak, yani katma değerli ürün ihracatıyla gelir elde edebileceğimiz alanda en zayıfız. Yani belki de ekonominin bel kemiği bu. Bizim hakikaten az üretip, az ham madde kullanıp, kaynakları tüketmeyip, dünyaya karbon izi bırakmayıp en fazla parayı kazanabileceğimiz bu teknolojik ihracatı oluşturmamız lazım ki biraz daha güvende konuşabilelim. Ne dersiniz? Kesinlikle. Hani biz hep deriz ya, işte Türkiye'nin yapısal sorunları var, yapısal sorunları var. Hani artık hem izleyiciler hem okuyucular bunu çok böyle kalıp bir laf olarak alıp sentezliyorlar ama kesinlikle değil. Yapısal sorunlardan en önemlisi az önce bahsettiğiniz şey. Biz üretip ham madde işleyip büyümüyoruz. Biz dışarıdan aramalı ithal ediyoruz. Örneğin bir kalem düşünün. Biz kapağı yurt dışından ithal ediyoruz. Kalemin üzerine monte edip kalemi olduğu gibi satıyoruz. Dolayısıyla ithal malın bize bir maliyeti oluyor. Girdi maliyetlerini yükseltiyor. Hem tamamen ham madde sahibi olmadığımız için her türlü dışa bağımlı kalıyoruz. Ve dolayısıyla küresel gelişmelerin ortasında hem jeopolitik risklerin hem küresel gelişmelerin ortasında buluyoruz kendimizi. İngiltere'deki Brexit olayı, İngiltere'nin Avrupa Birliği çıkması bizi gerçekten etkileyecek. Hangi boyutlarda etkileyecek? Şimdi müzakereler başlayacak. Biraz suyumuz bulanık. Önümüzü net göremiyoruz ama bu şekilde bir büyüme modeli olduğumuz için dış dünyaya bağımlıyız. Bu da bizi bir miktar zayıflatıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani herkes bunları anlatıyor, söylüyor. Bilinmeyen şeyleri konuşmuyoruz ama siz şahane anlatıyorsunuz. Anlaşılır anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Fark da bu zaten. Önemli olan bildiğimizi insanlarla pozitif bir şekilde paylaşabilmek. İyi bayramlar. İyi tatil. Kendinize iyi bakın. Mutlu, keyifli bir Türkiye'yi konuşalım dileğiyle. İnşallah. Çok enteresan, hemen kapatacağım. İthalatta X